Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyadaki iklim çeşitlerini göreceğiz. İlk tundra iklimiyle başlayalım. Tundra iklimi gördüğünüz gibi Kanada'nın kuzey kesimlerine görülüyor. Grönland'ın kıyı kesimlerinde. Yine Rusya Federasyonu'nun kuzey kesimlerinde görülen bir iklim. Tundra ikliminde yılın çoğu kesiminde toprak buzlu. Bazen bataklık haline gelebiliyor havalar ısınınca. Sonra karasal iklimi gösterelim hemen. Karasal iklim gördüğünüz gibi Türkiye'nin iç kesimleri. Oradan başlayıp Rusya, Orta Asya, Çin'e kadar uzanıyor. Karasal iklim. Japonya'nın kuzey kesimlerinde görülüyor. Yine Kanada'nın iç kesimlerinde görülen bir iklim. Çöl iklimini gösterelim. Çöl iklimi de Sahra Çölü, Afrika'nın iç kesimlerinde, kuzey kesimlerinin iç kesimlerinde, Akdeniz'in alt kesimlerinde görülen bir iklim. Arabistan Yarımadası'nda görülen bir iklim. Orta Asya'nın iç kesimlerinde görülen bir iklim. Burada Gobi Çölü gibi birçok çöl bulunmakta. Zaten kavimler göçü zamanında da buradaki çöllerden, kuraklıktan dolayı kavimler Anadolu'ya gelmiş. Buralara yerleşmiş, Avrupa'ya gelmişler. Gördüğünüz gibi Avustralya'nın iç kesimleri de çöllerle kaplı. Aslında çok zengin bir kıta ama iç kesimleri çöllerle kaplı. Gördüğünüz gibi Afrika'nın Güney Afrika'da Ümit Burnu'nun iç taraflarında denize kıyısı olmasına rağmen çöllerle kaplı. Burada Kalahari ve Namib Çölü mevcut. Yine Şili'de Atakama Çölü var. Gördüğünüz gibi. Arjantin'in iç kesimlerinde de aynı şekilde çöl iklimi mevcut. Daha sonra Amerika'nın iç kesimlerinde Büyük Tuz Gölü çölü mevcut. Texas, Kansas eyaletlerinde daha çok görülen bir iklim. Daha sonra ekvatoral iklimi gösterelim. Ekvatoral iklim, ekvator çizgisinin bulunduğu ülkelerde görülüyor. Gördüğünüz gibi Kongo Havzası, Amazon Havzası Brezilya'da. Buralar ekvatoral iklimin görüldüğü yerler. Malezya, Endonezya gibi adalarda da aynı şekilde görülüyor. Burası yıl boyunca yağışlı. Yıl boyunca burası yağmur almakta. Yine savan iklimini göstereyim. Savan iklimi de yine Brezilya'nın güney kısımlarında, yani Güney Amerika'nın güney kısımlarında görülen bir iklim. Atlas Okyanusu'na kıyısı olan kısımlarda görülüyor. Burada uzun boylu ot toplulukları mevcut. Gördüğünüz gibi Panama kanalından Amerika, Meksika'ya uzanan kısımda da savan iklimi görülüyor. Afrika'nın iç kesimlerinde de aynı şekilde Kongo Havzası haricinde savan iklimi görülmekte. Burada zaten belgesellerde de görmüşsünüzdür. Uzun boylu ot toplulukları mevcut. Daha sonra muson iklimini gösterelim. Muson iklimi Asya kıtasının Muson Asya'sında görülüyor. Hindistan, Japonya, Endonezya, Tayvan gibi kısımlarda görülmekte. Gördüğünüz gibi Japonya'nın güney kısımlarında muson iklimi görülüyor. Çin'in belli bölümlerinde yine aynı şekilde muson iklimi görülüyor. Buralar yazları çok yağış aldığı için haberlerde de görmüşsünüzdür. Seller oluyor. Can kayıpları oluyor maalesef. Yani yazları çok yağış alan bir bölge Muson Asya'sı. Böyle diyebiliriz. Akdeniz iklimine gelirsek Ümit Burnu gördüğünüz gibi. Bura bir istisna diyebiliriz. Akdeniz burada ama denize kıyısı olduğu için Ümit Burnu'nda Akdeniz iklimi görülüyor. Gördüğünüz gibi Akdeniz burası. Akdeniz İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Mısır'ın belli bölümlerinde Akdeniz iklimi görülüyor. Lübnan'da. Yine gördüğünüz gibi Fas, Cezayir kısımlarında da Libya, buralarda da Akdeniz iklimi görülüyor. Akdeniz'e kıyısı olduğu için. Böyle diyebiliriz arkadaşlar. Yine ılıman okyanusal iklim de şöyle açıklayabiliriz. Gördüğünüz gibi Avustralya'nın doğu kısımlarında ılıman okyanusal iklim görünüyor. Burası büyük okyanus olarak düşünülür. Burası Hint Okyanusu. Burası Atlas Okyanusu. Gördüğünüz gibi burada ılıman okyanusal iklim görülmekte. Yine Yeni Zelanda taraflarında da ılıman okyanusal iklim görülmekte. Yine gelirsek burası büyük okyanus. Büyük okyanusun Kanada'nın Bering Boğazı taraflarında gördüğünüz gibi, yani Kuzeybatı Amerika'da
ılıman okyanusal iklim görülmekte. Çeşitli iklimler görülmekte. Gördüğünüz gibi karasal iklim, ılıman okyanusal iklim, tundra iklimi, yani Kanada'da birçok iklim mevcut. Yine gördüğünüz gibi Güney Şili'de kıyı kesimlerinde burada Magellan Boğazı var. Gördüğünüz gibi buralarda yine ılıman okyanusal iklim görülüyor.